Albüm için bir şey söylemek ister misin kardeşim? Aşk lütfen gel. Yeni çıktı işte. İnşallah evet. Müzikseverler beğenirler yazdığım şarkıları. İşte yüreğimden çıkan şarkılar bunlar. Çok yaratıcı bir sohbet oluyor şu anda. Harika. Harika gidiyorsun. Yeni cümlelerle Hakan Altıntürk'le beraber. Bu şarkıların içinde yaşanmış bir tane var mı? Yani yaşanmış bir iki tane. Çok, çok var tabii ki. Hep söylüyorum ben zaten eğer şarkı yazmasaydım, sözleri, müziklerini yapmasaydım asla şarkıcı olmayacaktım. Hep Allah'a şükür ederim öyle bir yeti verdiği için işte bu şarkıların çoğu bana ait sözleri, müzikleri. Evet. İnşallah müzikseverler de beğenir. Engin, Engin adamın... adamın ses tonu nasıl? Çok iyi. Hakan. Estağfurullah senin yanında. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Bayağı arada kaldım sağdan sola. Sen gel cereyanda kaldın yani. Bir o taraftan bir o taraftan iki tane. Baritonlar. Baritonlar. Ya hemen bir şey yapayım mı? Yap. Hemen. Yap. Ya çok güzel ses tonun var ya. Bir şey yaptık biz. Ya gerçekten. Valla. Senin ses tonunu bizim ekipte çalışan arkadaşlara seslen. Yani seni dizilerinden birkaç sahneyi. Ya çok şeker. Ben kendimi Arapça dinledim de. Ben kendimi Arapça dinledim. Çok şaşırmıştım. Ama evet. Hiç başkası konuşmamıştı beni yani. Ama onu... Arapçada da bir ses tonu yakalamışlardı seninle ilgili. Yok bayağı ince. Bayağı ince miydi? Bayağı inceydi. Ya bizim muhaberatta, bizim mektupları getirip götüren bir çok sevdiğimiz Cengiz diye bir arkadaşımız var. Kanalda çalışan. Cengiz'e seslendirdik. Bir de bizim ekipte Kürşat var. O seslendirdi. Önce bir normal sahneyi bir izleyelim. Engin Altan'ın normal sahnesini. Gerçek sesini. İş yerindeyken seni deli gibi özlüyorum. Buraya gelene kadar liseli aşıklar gibiyim. Burada seninle 5 dakika daha fazla geçirebilmek için söylediğim yalanın haddi hesabı yok. Hayır. Evet, albüm nasıl gidiyor? Arkadaş, bağıra bağıra da önce gerçek sesini dinledim. Önce gerçek sesi. Gerçek, evet, tamam. Real. Bu gerçek sesi. Sahneyi beğenmedi ses, belki. Sound. Gerçek sesi miydi? Ya o kadar çok özür dilemek istiyorum ki. Ama böyle mesela yayının sonuna kadar devamlı özür dilemek istiyorum. Yani herkesten özür dilemek istiyorum. Bacağından özür dilemek istiyorum. Masadan özür dilemek istiyorum. Ne bakıyorsun senden de özür dilemek istiyorum. Tamam gerçek sesiydi bence de. Neyse oldu bir anlık.